TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. 1.45 dakika programıyla yine karşınızdayız. Bugün iki çok değerli konuğum var. Onlarla malum bir savaş var. Tüm dünyanın konuştuğu, bildiği, tepki gösterdiği ya da sessiz kaldığı bu savaşı konuşacağız. Kimlerle konuşacağız efendim? Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Bolat bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Ve hemen yanında Mazlumder Kayseri Şube Başkanımız Ahmet Taş. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Malum tüm dünya konuşuyor. İsrail-Filistin Savaşı'nı ama bugün biraz daha farklı açılardan bakmak gerekiyor herhalde. Özellikle bu Aksa Tufanı operasyonu. Çünkü bu savaş başladıktan sonra sosyal medyada ya da haberlerde gören herkes bunu araştırmaya başladı. İlk soru olarak herhalde biraz da Hamas Aksa Tufanı operasyonunu neden başlattığıyla başlamak lazım değil mi Gökhan Hocam? Ya tabii ki bu soru aslında bütün soruların şeyini açacaktır. Fakat şuradan başlayalım bence. Hani Hamas Aksa Tufanı'nı niye başlattı? Aslında savaşı Hamas başlatmadı tabii ki. Yani savaşı başlatanlar tabii ki Yahudilerdir, İsraillerdir. Evet. Ta ki bunu biz 1948'e kadar götürebiliriz. Yani bizde şimdi günümüzde hatta şimdi üniversitede falan da bazen derslerde bunun konusu geçiyor. Hamas'ın bu savaşı başlattığı söyleniyor. Fakat şimdi bu savaş dediğimiz şey 1948'den beri devam eden bir süreç ve Hamas sadece son dönemde aslında yıllardan beri Filistinlilere, Gazze'lilere uygulanan şiddete karşı bir reaksiyon gösterdi. Tabii ki bu reaksiyon İsrail'in yaptıklarına baktığımızda aslında çok küçük bir reaksiyon. Fiziksel zarar verme açısından bahsediyoruz ki Hamas burada tabii ki askeri hedeflere yönelmiştir. Fakat şöyle bir şey diyebiliriz burada. Bu meselede iki türlü gidiyor. Birincisi Gazze'de gidiyor. Evet. Birincisi sosyal medyada ya da medyada diyelim genel anlamda. İki türlü şey var. Birincisi algı, birincisi olgu. Ve maalesef hem olguda hem algıda İsrailliler dünyayı maalesef çok iyi manipüle etmeye başladı. Dolayısıyla Hamas Aksa Tufanı operasyonu ya da savaşı niye başlattı? Hamas başlatmadı bu olayı. Hamas'ın verdiği tepki tamamen yıllardan beri bir şeyi kampına çevrilmişti diye mülteci kampına dönüştürülmüş ve hiçbir yere çıkışı olmayan ve temel ürün dahi böyle girişine izin verilmeyen bir alandaki haksızlığa karşı bir hamle yaptı orada. Ve gayet de onurlu bir hamle yaptı bu arada. Çünkü bu savaşta ki oluşturulan algıda hele hele okumayan kesim, hele hele maalesef şu yeni nesil ki sosyal medyadan gerçekleri öğrendiğini zanneden kesim, bu noktada maalesef bu savaşı Hamas'ın başlattığı gibi İsraillerin aslında dünyaya yaymaya çalıştığı o tuzağa da düşmüş durumda. Ama sorunuza geldiğimizde neden başlattı? Birçok nedeni var tabii ki bunun. Birincisi Hamas'ın saldırdığı topraklar zaten baktığımızda Filistinlilerin kendi toprağı bu arada. Ve sonradan bu İsrail tarafından şey yapılmış yani ilhak edilmiş topraklar. Yani bunlar yerleşim birimleri adı altında Sayın Bakanımızın söylediği gibi bir hırsızlık neticesinde işgal edilmiş, ilhak edilmiş topraklar. Dolayısıyla Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu bu işgal edilmiş topraklarına karşı, bu işgal edenlere karşı bir operasyondur. İkincisi Hamas aslında kimdir diye aslında bakmamız lazım burada. Bu da şudur, pardon. Hamas dediğimiz örgüt ya da oluşum birincisi bir siyasi partidir. Ve 2006 yılında yapılan, Filistin'de yapılan seçimleri kazanan bir partidir. En çok oy alarak kazandı. Tabii ki yani 132 sandalyeli meclisin 76'sını almıştır. Evet. Fakat burada Batılılar Hamas'ı tanımamıştır. Aynen mesela Mısır'da Mursi'yi tanımadıkları gibi ya da Mursi'ye alternatif bir şey geliştirdikleri gibi. Dolayısıyla burada Hamas bir siyasi partidir. Bunun adını koya koya gitmemiz lazım. Çünkü dünyada oluşturulan şey nedir? Hamas bir terör örgütüdür. Öyle bir şey değildir. Aslında orada bir terör varsa tabii ki bunu yapan kimdir? Tabii ki İsrail'dir. Bir diğeri niye başlattı ya da Hamas'ın psikolojisi neydi burada? Şöyle bir şey. Hamas'taki üyelerin, Hamas'ın yaptığı açıklamalardan bunu biz biliyoruz. %85'i küçükken ya da o oluşum süreci içerisinde İsrailler tarafından ailesinin en az bir ferdi şehit edilen gençlerden oluşmaktı. Dolayısıyla şöyle bir empati yapalım. Yani bizim topraklarımıza biri geliyor, işgal ediyor ve bizim ailemizden bir ya da birkaç kişi şehit ediyor. Ve siz küçükken bu travmayı yaşıyorsunuz.
Dolayısıyla şimdi o büyüyen çocuklar, yani bunlar küçükken tanklara taş atıp şimdi de roket atan çocuklar, gençler diyelim. Şimdi onların yerine koyduğumuzda, bunu bırakın Filistin'i, kendi köyümüzde yaşasak nasıl bir duygu ile biz büyürüz? İntikam duygusu, İntikam değil mi? İntikam ve nefret. İntikam ve nefret var. İkincisi, biz Filistin meselesi diyoruz ama burada da bir eksiklik var bizde. O da nedir? Orada Aksa var. Yani evet. Aslında bizim bütün dünyanın odaklanması gereken nokta, ki İsrail bunu gözlerden bilerek kaçırıyor, Batı dünyası bilerek kaçırıyor. Yani Mescid-i Aksa şu an İsrailler tarafından işgal altında. Ve bizim için aslında Filistin'in önemli olmasının en önemli sebebi Mescid-i Aksa olması gerekir. Fakat şimdi Batı dünyasında bunu Filistin'e, hatta Türkiye, Türk dünyası ya da Türkiye'deki maalesef oluşturulan algılarda bunu bir Arap-İsrail savaşına indirgeme gibi bir tuzak var. Şimdi Arap-İsrail'e indirgediğinizde ne oluyor? Kendisini atıyorum Arap olmayanlara bir kere bu meseleden uzaklaşmasını şey yapıyorlar, söylüyorlar. Evet. Çünkü bu Araplarla İsrailler meselesi. Filistin dediğimizde sadece bir toprak parçasına indirgiyoruz onu. Değil. Ama Aksa dediğimizde biz ne olacak bu? Bütün İslam dünyasını ilgilendiren bir soruna dönüşecek. Yani sorunun aslını ortaya çıkartmış olacağız. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'dan dolayı bizim için Filistin önemlidir. O yüzden şimdi burada Hamas'ın da mesela şeylerine baktığımızda hedeflerine nedir? Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi vardır. Bir diğer neden de budur. Bir diğeri, şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz, Kayseri'de yaşıyoruz. Şu an çok şükür herhangi bir eksiğimiz yok, değil mi? Yok. Yok. Fakat yıllardan beri Gazze'deki ablukadan dolayı, bakın, temel ihtiyaç ürünleri dahi giremiyor. Girse bile çok sınırlı miktarda giriyor. Şimdi düşünün, bir hayat yaşıyoruz hepimiz. 2023'teyiz. Evet. Biz burada yaşıyoruz, keyfimiz yerinde. Ama orada yaşayan insanlar birçok şeyden mahrum. Şimdi bu psikolojiyle büyüdüğünüzü düşünün. Ne hissedersiniz? Yani evet, sorunuza gelelim en başta. Neden yaptı? Buna bizim ilave edebileceğimiz onlarca sebep var ki. Aslında şu an ben 3-4 tane önemli olanlarını saydım. Evet. Dolayısıyla burada Hamas yaptığı bu operasyonda haklıdır. Ve gerçekten sonuçları itibariyle, ki konuşmanın muhtemelen ilerleyen dönemlerinde bunu konuşacağız. Sonuçları itibariyle birçok kazanım da elde etmiştir. Yani bunlardan birincisini söylersek eğer, evet, bir kere dünyada Holokost'tan dolayı oluşan bir mazlum Yahudiler imajı ortadan kalkmaya başlamıştır. Neden? Çünkü Holokost'tan dolayı dünyada kendinin mazlum olduğunu iddia eden bir toplumun Holokost'u gerçekleştirenler kadar ne kadar zalimlik yapabileceğini göstermiş oldular. Dolayısıyla hani İslam dünyası açısından zaten biz bunu çok biliyoruz. Fakat burada nerede kaybetti Batı? Şey, İsrail, Batı kamuoyundaki algısı değişmeye başladı. Ve hatta birçok yerden hani şunu görebiliyoruz. Batı'da şöyle bir hayranlık oluşmuş durumda. Ya bu insanlar her gün öldürülüyor. Yani Hamas'ta her gün onlarca binlerce, evet, şehit var. Ve hepsi şunu diyor. Hasbinallahu ve nimel vekil. Yani Allah ne güzel vekildir. Yani ölüm zor bir şey, değil mi? Evet, yani bir yakınımız değil. Uzaktan tanıdığımız bile ölse şey yaparız. Fakat oradaki insanların bu kadar her gün binlercesinin ölmesine rağmen hala neden bu inançlarından bir sapma olmadığını ve mücadelelerine devam ettiğini Batılılar, evet, merak etmeye başladı ve araştırmaya başladı. Ve şunu da söyleyebiliriz. Batı'da birçok kişi, ki böyle bir kampanya da var, Kur'an sipariş etmeye başladı. Yani Kur'an-ı Kerim almaya başladı. Ve bu insanlar neden acaba böyle? Yani bu insanlar yani nasıl ya, bir dakika, yani bakın 1400 kişi öldürüldü deniliyor, değil mi mesela? Ya da atıyorum şeyde, Fransa'da 7 kişi öldürüldü, 15 kişi öldürüldü. Evet. Bütün kamuoyu ayağa kalktı. Ya 15 bin kişiden bahsediyoruz. Ve bunların çoğu çocuk. Ama bu insanlar hala inançla, ısrarla mücadeleye devam ediyor. İşte Batılı bir insan diyor ki, bir dakika ya, bunun bir sebebi olması lazım deyip İslam'ı araştırmaya başlıyorlar ve birçoğu da aslında Müslüman olmaya başlıyor. Yani bunu biraz sosyal medyadan araştırdığımızda bile zaten rahatlıkla görebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani sorunuzun cevabı için zannedersem şimdilik evet, bunlar yeterlidir. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Tabii sonuçta bazen Gökhan hocamla ara ara farklı atmosferlerde de görüşüyoruz. Bugün İsrail
aslında işgalci İsrail'dir. Savaşı başlatan da doğru İsrail'dir. Çünkü 100 yıldan fazla bir zamandır dünyanın farklı yerlerinden getirilen Museviler, Müslüman Arapların, Filistinlerin toprakları zorla ellerinden alınarak, evleri zorla alınarak, işgal ederek zaten savaş devam ediyordu. 100 yıldan beri. Evet. Yani Osmanlı'nın oradan ayrıldığı tarih ne zaman? 1918 mi hocam? 17. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu 17 diyelim. 18'den itibaren İngilizlerin desteğiyle Museviler gelmeye başladı. Ve 20'den sonra bu yoğunlaştı dünyanın her yerinden. Bugün bir makale okudum. Diyor ki 1945'li yıllarda Yemen'den 50 bin Yahudi getirildi. Yemen'den 50 bin Yahudi getirildi şeye, Filistin'e ve Müslümanların topraklarına yerleştirildi. Aşama aşama. Bugün dünyanın her yerinde Filistinli mülteciler var. Ama çoğunluk Ürdün'de, çoğunluk Lübnan'da, çoğunluk Suriye'de, Irak'ta olan da var değil mi hocam? Var evet. Aynı zamanda Gazze'de de yani Filistin'in diğer bölgelerinde de mülteciler var. Yani diyor ki bunları biz misafir olarak aldık. Museviler gelince acıdık. Ama bir müddet sonra bizim evimizi elimizden aldılar. Anahtarı da verdiler elimize. Haydi gidin dedi. Bura bizim dediler. Dolayısıyla savaşı doğru. Hamas başlatmadı. Hamas kaybedilen, gasp edilen hakkını savunmak için bir direniş başlattı. İşgale karşı evet. Bir direniş. Soylu bir direniş. Dikkat ettim ben. Şimdi esirler değişimi var ya bugünlerde. Esir değişiminde güle oynaya muhabbetle ayrılıyor. Hamas'tan ayrılan esirler güle oynaya teşekkür ederek ayrılıyor. Bir İsrailli kadın diyor ki kamuoyuna yansıdı. Mektup yazmış, piyasaya açıklamış mektubunu. Bunlar neyi insanlarmış diyor. Benim kızıma kraliçe muamelesi yaptılar. Benim küçük kızıma Hamas mensupları kraliçe muamelesi yaptılar. Dolayısıyla aslında İsrail'in insanlık alanında gardını indirdi Hamas. İnsanlık böyle olur dedirdi dünya kamuoyuna. Şimdi Hamas'ı, Hamas bir terör örgütüdür algısını biraz da Batı medyası dünyaya bu şekilde lanse etti. Yanlışsam düzeltin hocam, hani yaptığım araştırmalarda çalışırken biraz mesela Mısır'ın 1970'teki askeri harekatından bu yana Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı Aksa tufanı operasyonuna kadar ciddi bir meydan okuması yok. Doğru. Yani burada bir tepki vermesinin bir sebebi vardı. Hani bir değil gerçi birden fazla bir sebep söylüyorsunuz var. Yani bu artık hani şeydir. Psikologlar bir tabiri var. Bir bardağa su koyarsınız dolar dolar. Son damlayı koyduktan sonra taşar. Biraz da herhalde bu var değil mi? Yani artık sabretmenin de aşamasını geçtiler. Hocam İsrail hapishanelerde tahmini ne kadar? Yani, evet onu da soracağım. Var. Yani, esir var. Yani, esir diyelim bunlara. Esir tabii ki onlar. On yani, binlerce gibi geliyor. Yani daha fazladır hocam. Çünkü son dönemde bile 150 kişiyi şey yapıyor salıverecek. Yani bu rehine şeyde. Geri alıyor. Belki. Hayır 3000 kişi tutuklamış tekrardan. Haydi buyur. Şimdi o olayı şöyle yapalım. Oradaki 1973'te Yom Kippur Savaşı'na kadar sizin bahsettiğiniz evet. Bu mesele dünyada Arap-İsrail Savaşları şeklinde gelişti. Yani bunu başlatan da Mısır'ın başbakanlarından Cemal Abdülnasır'dır. 1948'de başlıyor bu. Sonra 50'lerde Nasır başa geliyor. 67 işte 6 gün savaşı var. 73'te Yom Kippur Savaşı var. Fakat daha sonra işte Mısır, Suriye, Ürdün vesaire İsrail'e karşı savaşıyor. Fakat İsrail burada tabii ki Amerika'nın desteğiyle ki Amerika'nın bizzat içinde olduğu durumda bu devletleri ağır yenilgiye uğratıyor. Mesela Doğu Kudüs dediğim işte Mescid-i Aksa'nın olduğu yerler vesaire 1967'de İsrail'in eline geçiyor. O zamana kadar Ürdün'e bağlı bu arada yani o bölge. Sonra 73'te ağır bir yenilgi alıyor. Hatta burada işte Sina'yı ondan sonra Gazze'yi vesaire şey yapıyor. İsrail işgal ediyor. Şimdi bu şey savaşlardan sonra özellikle 1979'da Camp David anlaşması var Amerika'da imzalanan. Enver Sadat getiriliyor başa. Ve sonrasında artık Mısır teslim oluyor. Dolayısıyla bu artık Filistin meselesi ya da Aksa meselesi Arap devletlerinden çıkıp Filistinlerin İsrail'e karşı böyle
mücadele verdiği bir şeye dönüşüyor, kavgaya dönüşmüş oluyor. Yani şimdi savunma refleksleri mi hocam? Yani şöyle, aslında bütün İslam dünyası şeyi kesiyor, desteğini kesiyor. Bunlar ne yapıyor? İşte hep yıllardan beri vardır ya hocam, 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında böyle taş sembol haline geliyor. Neden? Çünkü Filistinlere hiçbir destek yok. Filistinlerin hiçbir silahı yok. Tersine İsrail, Amerika başta olmak üzere batılı devletler tarafından en son teknoloji ile donatılıyor. Şimdi böyle bir durum var. Yıllardan beri işte Filistinler kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Hamas burada 2006'da, işte 90'larda Hamas ortaya çıkıyor. 2006'da tamam, o zaman ben diyor siyasal olarak öne çıkayım. Seçimlere giriyor ve seçimlerde kazanmasına rağmen Batı tarafından tanınmıyor. Şu an Mahmud Abbas, El Fethi'nin başındaki insan, o da ayrı bir hırsızdır bu arada. Neden? Çünkü o da kaybettiği seçime rağmen o Filistin yönetiminin, özellikle Batı Şeria'daki kısmın başında duruyor. Dolayısıyla hani hocam, bizimkileri de eleştirmek gerekiyor burada. Yani oranın yasal yöneticisi Hamas'tır bu arada. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Hamas kazanmasına rağmen... Tabii bizimkilerin de hataları var. Bir sürü var hocam. Hamas kazanmasına rağmen, yani Hamas mücadelesini siyasal alana çekmesine rağmen, başarılı olmasına rağmen, evet, Batı ne yaptı? Bunu tanımadı. Dolayısıyla Hamas ne yaptı? Tamam, sen beni siyasal olarak tanımıyor musun? Tamam. O zaman ben askeri alana devam edeceğim denildi. Ve yıllardan beri aslında yapılan bir çalışmanın olduğunu görüyordu 7 Ekim savaşıyla, 7 Ekim operasyonuyla birlikte. Dolayısıyla burada şu an şeyde, yani son şeye baktığımızda Filistin toprakları Hamas yalnız bırakılmıştır. Fakat muhtemelen tabii ki bunu İslam dünyasında devlet ya da başka kurum ve kuruluşlar bir şekilde yani el altından destekliyor ki son dönemdeki operasyonda ciddi bir hazırlığın olduğunu görebiliyoruz. Tünellerden muhtemelen bunların hazırlıkları yapıldı. Gerekli tedarikler oradan yapıldı. Çünkü sağ olsun yanındaki Mısır da İsrail'den farksız bir şekilde yine sınırlarını kapatıyor. Yani İsrail'in yaptığını çok makul algılıyoruz ama Mısır gibi Müslüman bir ülkenin İsrail'e, Gazze'ye İsrail gibi muamele ediyor olmasını da gerçekten anlamak mümkün değil. Hatta Mehmet Akif Ersoy var, o bölgeye giden bir şeyini okudum, evet, bugün hatta izledim. Mısır'dan diyor, Gazze'deki olayları Mısır'dan haber yapamıyoruz. İsrail'e gitmek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü yasak diyor. Onun dediği gibi biz mücadeleyi kendi içimizde kaybettik aslında. Yani evet, yani, hani bir Müslüman bir ülke olarak tamamen destek vermek gerekirken desteği tabii geçtim, haber yapmayı bile engelliyorlar. Tabii hocam, ki yani. Bu araya gireyim müsaade tabii ederseniz. Tabii. Şimdi özellikle İslam Konferansı Teşkilatı toplandı geçenlerde. Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı mı onun asıl, evet, ismi herhalde o. Orada bir sürü kararlar alındı. 27. madde diye bir madde dikkatimi çekti benim. Orada diyor ki Filistin halkı adına söz söyleme ve karar verme yetkisi El Fetih örgütünündür. Şimdi El Fetih örgütü bugüne kadar, bu son savaş için söylüyorum, bir tek kurşun atmadı İsrail'e. Üstelik Hamas da, bizim Cumhurbaşkanımız da ve Dışişleri Bakanımız da birçok mahfillerde şunu söyledi toplantılarda. Hamas bir terör örgütü değildir. Hamas işgal edilen topraklarını savunmaya çalışan Kuvayi Milliye misali bir direniş teşkilatıdır. Ülkesini savunan bir teşkilattır. Fakat sanırım bizim de gözümüz veya sözümüz geçemedi orada ki Arap ülkeleri bastırdı ve Hamas adına El Fetih'i, Filistin adına söz söyleme yetkisi savaşan Hamas. Acaba diyorum, hocam bu konuda biraz aydınlanmak istiyorum. Acaba Hamas'tan aynen Müslüman kardeşler gibi özellikle despot Arap yönetimleri Hamas güçlenirse veya onun algısı, onun zihniyeti güçlenirse bizim saltanatlarımız zarar görür endişelerim var hocam? Kesinlikle öyle bir şey var hocam. Şöyle bir şey yapalım. Türkiye'de genelde bu konular da çok böyle dikkat çekmiyor. Evet. Şöyle bir şey hocam. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği vesaire, işte Körfez İşbirliği Teşkilatı vesaire var. Aslında tabii şöyle bir şey. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda belirleyici, o ekonomik katkıyı sağlayan güçler var. İşte Suudi Arabistan bir tanesi, Birleşik Arap Emirlikleri bunlardan, işte Kuveyt gibi zengin ülkeler. Evet. Şimdi hocam burada bizim Türkiye'nin artık
bence bir politika değişikliğine gitmesi gerekiyor. Yani kendimize yeter hale geldiğimizi tabii ki. O da şu, günümüzdeki İslam dünyasındaki hanedanların birçoğu bir Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından göreve getirilen hanedanlar. Dolayısıyla onların oradaki görevi, onların oradaki görevi Batı'nın çıkarlarını temsil etmek. Fakat şimdi Türkiye yıllardan beri tabii ki devlet bazlı bir politika izledi. Bence Türkiye'nin burada bir politika değişikliğine gidip burada İslam toplumlarını destekleyici ve İslam toplumlarında kendi devletlerine değil toplumları tabii ki toplumları destekleyici ve aslında Mısır'da bunu yapmaya çalıştı hocam İslam Müslüman kardeşleri. Oradaki toplumları kendi bu despot ve Batı yanlısı idarecilerine karşı kışkırtacak ya da onları değiştirecek bir şeye politikaya dönmesi gerekiyor bence. Yani ben şundan çok çok eminim. Evet, Suudi Arabistan gibi yerler, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerdeki hükümetler Batı yanlısı. Ama orada yaşayan Müslümanların ekseriyatının Filistin için bizim kadar üzüldüğünü, orada öldürülen çocuklar için, bebekler için, kadınlar için, tüm Müslümanlar ve hatta Hamas mensupları için, ki burada da hep ayrı diyoruz, kadın ve çocuk var sadece sanki orada. Öldürülen o Hamas üyeleri de bizim gözümüzün nuru. Onlar için de üzülmemiz lazım. Çünkü onların çocukluğunda annesi babası öldürülen insanlar. Yani sanki biz Hamas'ı ayet ederek sanki İsrail'in tuzağına düşüyoruz yine burada. Hamas için de üzülmemiz lazım. Çocuklar için de, kadınlar için de, herkes için de. Gazze'de öldürülen herkes için de. Politika değişikliğinden kastım şu. Türkiye'de evet şu an bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a maalesef ekonomik olarak muhtacız. Fakat uzun vadeli politikalarımızda buradaki hanedanları değiştirecek toplumsal gösterileri, o toplum unsurlarını destekleyecek bir boyuta geçmemiz gerekiyor. Aksi halde bu bölgedeki bu durum yaşanmaya devam edecek. Elimiz gücümüz yetmiyor. Neden? Çünkü bu bir daha büyük bir proje aslında. Düşünün 7 Ekim'deki o Aksa Tufan harekatından sonra şu an Akdeniz'de en az 10 ülke gücünden fazla ABD gemileri ve onların filoları var. Ve Amerika aslında hani tabiri caizse çocukken olur ya hocam ya da şeyde olur ya 3-5 kişi vardır birini dövecekler. İkisi elinden tutar diğerleri ona saldırır. Şu an durum Gazze için aynı. Evet. Amerika, Türkiye'ye, İran'a bütün devletler dedi ki bakın bütün gücüm burada. Adım atın. Hatta adım atmanızı istiyor bu arada. Atsın ki olayı Gazze'den daha büyük bir alana taşısınlar. Amaç o zaten değil mi? Amaç kesinlikle o çünkü yeni bir Orta Doğu dizayn etmeye çalışıyorlar. Evet. Biz bunu nerede görüyoruz? İşte Benjamin Netanyahu denilen katilin ve onun kabinesindeki isimlerin sadece Gazze'yi değil bütün Orta Doğu'yu değiştireceğiz. Neden? Çünkü Nil'den Fırat'a kadar bunların sözde Tevratlarında bir vaat edilmiş topraklar safsatası var. Evet. Bize gelen bu safsata, safsata gelen bu şey onlar için bakın biz burada şu empatiden de uzak duruyoruz. Bunlar küçükten beri ve binlerce yıldan beri yani çocuktan itibaren aynı duygularla yetiştiriliyor. Bunlar bu kehanete inanıyor. Ve bunlar bu kehanetin var olacağına inanıyor. Dolayısıyla hani yerleşim birimleri diyoruz. Bakın Yeşaya ya da Yeşu kısmı var Tevrat'ta. Netanyahu da Yeşaya kehanetini gerçekleştireceğiz demişti. Onu açıp baktığımızda şöyle diyor. Onların toprakları yani Yahudi olmayanların toprakları Yahudilere helaldir. O yüzden hani evimi çaldı diyoruz ya biz evimizi. O şöyle düşünüyor. Buralar zaten benim almam lazım. Hatta bunların bir şeyi var böyle evangelizmle ortak şeyi. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Dolayısıyla Tanrı'yı kıyamete nasıl zorlayacaklar? Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Evet. Süleyman Tapınağı'nı inşa edecekler. Karşısındaki Siyon Dağı'na Hazreti İsa inecek. Tanrı'nın krallığı kurulacak. Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in o Tanrı'nın krallığı kurulacak. Ve böylelikle kıyamet kopacak. Buna sebep olan bu dönemde yaşayan herkes de cennete gidecek düşüncesi var. Bundan dolayı mallar helaldir. Helal. Bunları öldürebilirsiniz. Çocukları öldürebilirsiniz. Hayvanlarını öldürebilirsiniz. Bitkilerini öldürebilirsiniz. Ve orada bir şey daha var. Sakın merhamet etmeyin diyor. Şimdi dolayısıyla biz güzel bir laf var. İnsanları sizin değer yargınıza göre değil, onların değer yargılarına göre yargılayın. Şimdi biz diyoruz ki Batı'nın, Doğu'nun yaptığı bir hata, biz hala olayı demokrasiyle, insan haklarıyla vesaire değerlendiriyoruz. En büyük yanılgılarımızdan bir tanesi bu. Çünkü İsrail'in ya da Batı'nın aslında
ne demokrasi diye bir kaygısı var, ne insan hakları var. Bütün bunlar Batı için ne geçerli. Ne de Birleşmiş Milletler kararı kaygısı var. Ne de öyle bir kaygı hiçbir var. Hiçbir kaygısı yok. Bunların evangelizmle şu an Amerika'ya hakim olan güç evangelistlerdir. Hatta geçenki konferansta da söyledim hocam. Bu evangelistler bu işte kıyamet senaryosunu gerçekleştirmek için şey yapıyorlar. Önce Amerika'yı icat ediyor. Ve Amerika dünyanın süper gücü oluyor. Sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru Siyonistlerle işbirliği yapıyorlar ki evangelizmde İncil 7 kısma ayrılıyor. Evet. Tarih de 7 kısma ayrılıyor. Ve onlara göre şu an 7. kısımda yani kıyamet dönemindeyiz. Ve evangelizme göre bu kıyametin kopması için ki bu Siyonistlerle ortak payları bu zaten. O yüzden işbirliği yapıyorlar. İsrail kıyametin kopmasında yani Mesih'in gelmesinde önemli bir rol oynayacak. O yüzden Siyonizm ile evangelizm arasındaki ortak payda bu olduğu için Amerika'yı yöneten evangelistler o bölgede orada etkili olan yine Siyonistler, Yahudi lobisi vesaire bugün acımasız bir şekilde bize göre ama onlara göre bunların hepsinin olması gerekiyor. Çünkü Tanrı'yı kıyamete ancak bu şekilde zorlayabiliriz diye düşünüyorlar. Yahudi mantığına göre yani Siyonist Yahudi mantığına göre özellikle bunların hepsi onlar açısından olması gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında merhamet, insanlık, ondan sonra katliam gibi şeyler onların, yani o duygular onlardan o alınmış şu anda. Yok onlarda. Onların bu yaptıkları, bu söylediklerinizi yaptıkları her şey onlara hak görüyorlar. Görevi. Onlar yapmaları gerekiyor görev bu arada. Yapmış. Yani onlar görevlerini tamamlıyorlar. Tabii tabii onlar görev yapıyor şu an. Yani onu yapmazlarsa Mesih gelmeyecek, kıyamet kopmayacak, işte o Arz-ı Mevut gerçekleşmeyecek, Tanrı'nın evet. krallığı kurulmayacak vesaire. Peki programımızda sonuna yaklaşıyoruz ama daha benim sorularım var. Şimdi bizim mesela, vaktimiz var hocam. Kısa kısa soracağım. Kısa kısa cevap versin hocam. Şimdi bu ateşkes ve esir takası var. O konuda görüşleriniz nelerdir? Yani o konuda şimdi tabii ki İsrail'in bir iç kamuoyu var. Yani 250 kişiydi galiba. Dolayısıyla hepsinin aileleri var burada. Ve o aileler hükümete karşı bir isyan içerisinde. Evet. Tabii ki şöyle bir şey de var orada. Hani yani bu diyeceğim doğru anlaşılsın. Bakın 250 kişi için bir İsrail kamuoyu hükümetlerini dair titretiyorken 14 bin kişi için biz kimi rahatsız ettik İslam dünyasında? Kimi evet. rahatsız ettik? O kısma da geleceğim. Şimdi baktığınız zaman hayır, İslam dünyasında hani, ses yok. Evet. Dolayısıyla rehine şu. Onların 250 tanesi o kadar önemli ki ben Netanyahu gibi bir şeye işte Gazze kasabına dahi onu dahi durdurabiliyorlar o noktada. Ha İsrail tabii ki diğer bir şey var. Ben şeyi aldıktan sonra rehineleri artık benim tedirgin olacağım herhangi bir şey kalmıyor. Yani Gazze'yi dümdüz etse kimse bir şey demeyecek. Öyle bir beklentisi var. Hamas açısından baktığımızda illaki onların da bir şeyi vardır ki Hamas bu süreci çok stratejik ve çok zekice götürüyor. Yani demin hocamın bahsettiği gibi hani o rehinelerin son veda ederken ki pozitif hali. Evet. Hamas'ın işte öcü, terör bunlar işte bebekleri yaktılar falan gibi dünyada İsrail tarafından oluşturulan o kötü imajını aslında yerle bir ediyorlar. Ve bunda da başarılı oluyorlar bu arada. Çünkü düşünün şimdi özellikle sosyal medyada çok yaygın Filistin'in marşı yerine geçebilecek bir marş yazılıyor bir İsveçli tarafından. Filistin bir dansı var. O taş çocuklar taş atarken tanklara oranın yerel bir dansı. Şu an dünyada o bir sembol haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla Hamas için bu algı yönetimi açısından büyük ihtimalle önemli. İkincisi muhtemelen bir şekilde o tünellerden bir tedarik yapma durumu var. Savaş devam edecek çünkü evet. burada belli. Kendisi de bir şekilde eksik kalan kısımlarında ki yani Hamas bir ne diyelim hani her taraftan kuşatılmış kısıtlı imkanlara sahip olan bir parti ya da bir teşkilat. İsrail'e şu an dünyadan bütün destek oluyor. Dolayısıyla tabii ki yani yaklaşık 50 günden beri İsrail bombalıyor. Hamas'ın dolayısıyla imkanları biraz daha kısıtlı. Çok çok fazla kısıtlı. Muhtemelen onu tedarik eden bir şey için, sebep için böyle bir ara istedi. Biz tabii ki bunun sonuçlarını nerede göreceğiz? İşte yarın bitiyor büyük ihtimalle şey. Uzatılması yer. Ondan sonra göreceğiz yani Hamas'ın planları neydi, İsrail'in planları nedir? Nereye o zaman anlaşacağız. Belli olacak. Evet.
Evet, peki az önce sorduğum şeye de geri dönmek istiyorum. Bu İslam ülkelerinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani daha çok sesini çıkarması gerekirken sessiz mi kalıyor, doğru mu yapıyor? Yani halklar sesini çıkartıyor. Fakat işte Suudi Arabistan gibi yerlerde ki Kabe imamına dahi maalesef bu işten uzak durun gibi bir şey söyletildi. Yani demin bahsettiğim gibi hanedanlar sorunu, hanedanların yani Muhammed bin Selman'ın böyle bir Gazze'nin şeyinin olduğunu düşünmüyorum ben hassasiyetinin. Muhammed bin Zayed'in oradaki Zayed hanedanı, işte Kuveyt'te ondan sonra diğerlerinde. Yani bir Amerika'ya bir şekilde bağlı bunlar. Yani İsrail'e bir şekilde bağlı. Hatta bundan cesaret alarak Benjamin Netanyahu ne dedi bunlara? Eğer iktidarınızı korumak istiyorsanız yapacağınız bir şey var. Sessiz kalın. Ve yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Aynen. Ben o yüzden söyledim. Bizim tamam buradaki devletlerle ilişkimiz devam etsin ama her devletin başka ABC şeyleri vardır. İslam toplumlarını ayağa kaldıracak yeni politikalar da üretmemiz gerekiyor. Toplumlar üzerine politika geliştirmek lazım. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Hocam araya gireyim şöyle kısa bir cevap müsaade ederseniz. Tabii tabii, buyurun hocam. Şimdi Almanya dahil Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda, Belçika, bilmem Fransa. Bunlar sonsuz destek veriyor. Evet. Bu ülkelerin toplumları diyemiyorlar mı ki yöneticilerine? Bu verdiğiniz destek bizim milli servetimiz. Bizim imkanlarımızla elde edilen hazineden karşılanıyor. Ne hakla bizim imkanlarımızı sonsuz şekilde İsrail'e heba ediyorsunuz? Bizim sokaklarımızda evi olmayan insanlar var. Bizde aç insanlar var. Bizde esrarkeşler var. Hastanelerde ölen insanlar var. Demiyorlar mı hocam bu toplum? Demeye başladılar hocam. Ben de demin onu bahsettim aslında. Batı kamuoyunda hem kendi hükümetlerinin yönetiş bu politikalarına hem de İsrail'e karşı bakış değişmeye başladı. Daha geçen mesela Amerikalı yani bunun onlarca ve yüzlercesini tabii ki var bunlardan. Ama örnek olarak gitmek gerekirse bir tane Amerikalı bir kadın bu İsrail neden bu kadar kutsal diye çıkış yaptı mesela. Yani biz bunlara bizim bütçemizden harcanıyor, biz destek veriyoruz fakat İsrail'i eleştiremiyoruz bile diye bir çıkış yapmıştı. Aynı şekilde daha geçen Kanada'nın başbakanı Trudeau bir restorana gittiğinde oradakiler kendi başbakanlarını madar ettiler resmen. Yani katilsiniz ve yani neden şey yapıyorsunuz? Harekete geçirmek. İngiltere'ye baktığımızda hocam İngiltere'de Trafalgar Square'de ondan sonra en diğer Westminster'de vesaire orada yapılıyor. Avrupa'da hakeza İspanya'ya baktığımızda zaten İspanya tamamen ayrılıyor şeylerden batıdan. Onlar tamamen bu katliama karşı ve yakında Filistin'i büyük ihtimalle devlet olarak tanıyacaklar. Yani her işte bir hayır vardır deriz de hocam. Hani burada şöyle bir şey oldu bence. Batı kamuoyundaki o mazlum Yahudi Siyonist imajı gitti. Tabii ki. Artık Holocaust'un katil Yahudi. Tabii tabii Holocaust'un artık şeyi yok. Suistimali olamayacak artık yani. Holocaust'un suistimali artık bundan sonra olamayacak. Çünkü hocam belki Holocaust nedir diye dinleyicilerimiz, evet, izleyici merak eder. Nedir bu? Holocaust şudur. Şey tarafından, Nazi Almanya'sı tarafından o dönemdeki Yahudilere karşı gerçekleştirilen soykırıma verilen isim. Genel isim değil mi? Evet yani soykırım diyebiliriz. Yahudi soykırımı diye Türkçeleştirebiliriz onu. Bunu ne yaptılar? Dünyanın birçok alanında bunlar hakimler. Özellikle sinemayı kullanarak, özellikle birçok alanı kullanarak buradan mesela The Pianist diye bir film var mesela. Onun gibi filmler çekerek insanların gözünde Yahudileri o kadar mazlum, o kadar masum hale getirdiler ki evet orada bir her zaman şunu söylerim ben. Almanya'da evet birileri masum bir insan öldürüldüyse, soykırıma tabi tutulduysa burada biz tabii ki onun kimliğine, dinine bakmayız. Fakat siz buradaki masumiyetten yıllardan beri bir güç elde edip bu gücü de Gazze'de yaşayan Müslümanlara bir yeni bir holokost, yeni bir soykırım olarak aktarırsanız işte orada biz de bunu söylemek zorundayız. Ve tavır almak zorundayız. Bir de şöyle bir şey var. Yani programımız galiba sınırlı. Evet. Bizdeki bir tehlikeden bahsediyorum. Özellikle Z kuşağı dediğimiz kesim. Ben içindeyim az çok. Yani üniversitedeyiz. Evet. Ki, öğrencilerle bu dönemim, tabii tabii şöyle bir şeyle karşılaştım ben.
Derse girdiğimde, ki dersim de bununla alakalı, Orta Doğu tarihiyle alakalı. Dedim arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? İlk cevap veren çocuk, hocam ben İsrail'i destekliyorum dedi. Sonraki birkaç arkadaşımız, ki içlerinde başörtülü bir hanımefendi var. Ben dedi hocam bu Araplarla İsrail'lerin işi, ben dedi bizi ilgilendirmemesi lazım. Şimdi bakın bu detay gibi gelebilir ama bu çok önemli bir sonuç. Evet. Biz buna biz sebep olduk. Hatta geçen bir tane hanımefendi yine bir Starbucks galiba oraya gittiğinde oradaki gençler burası bir Müslüman ülke değil. Burası laik bir ülke dedi. Şimdi bunlar bizim gelecek nesillerimiz açısından, gelecek Türkiye açısından bence ciddi bize mesajlar verilen birer alarm aslında niyetinde. Şöyle bir şey, Türkiye'de maalesef yeni nesil nezdinde bir şey var, bana necilik var, araştırmamak evet, var, okumak yani okumamak var. Okumadığı için mesela bu durum nedir anlayamıyor. Şöyle diyorum ben her zaman, İHA yapmak, SİHA yapmak tamam güzel de ondan daha önemli bir şey var. Yarın bu İHA'ları kullanacak olan bilinçli bir, inançlı bir nesliniz yoksa işte o İHA'lar aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi sizin meclisinize bomba atar. Sizin topraklarınıza saldırır, insanlarınıza saldırır. Biz İHA yapıyoruz güzel ama biz bir nesli kaybediyoruz. Yani bu Gazze'deki bu şey aslında bize de bir şeyler öğretmesi gerekiyor. Evet. Yeni nesil maalesef bir kısmı kayıp ve devlet bununla ilgili ciddi önlemler alması lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki gelecek için Filistin ve Gazze için, Kudüs için nasıl bir mücadele olması lazım? Birincisi başta konuştuğumuz gibi biz yarın bu diyelim savaş bitti. Evet. Hadi diyelim ki Hamas gitti diyelim Allah korusun. Yani biz tabii ki Hamas'ın yanındayız. Ben Hamas'ın yanındayım en azından. Ve diyelim ki bir şekilde bitti bu. Bizim işte en büyük yenilgimizin devam edeceği şey buradaki savaş bittikten sonra her şeyi normalleştirip hem bilimsel alanda hem ekonomik alanda hemse bence Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi kültürel alanda. Çünkü kültür nesilleri kaybettiriyor bize. Ki mücadelemize mücadelemizden vazgeçip ya da böyle bir mücadele başlatmayıp her şey gülük gülistanlık gibi devam edersek gelecek açısından söylüyorum ben 50 sene geçse de 100 sene geçse de biz bu şeyi kaybederiz. Ama biz bundan bir ders çıkartın. Bakın bizim Starbucks'ta aldığımız bir kahve ne oluyor? Starbucks tarafından İsrail'e verilen destekle bir kuruşuna dönüşüyor. Bu bilinçten uzaklaşmamız lazım. Kendi yerel markalarımızı oluşturmamız lazım her alanda. Askeri alanda, savunma sanayi alanda kendi silahlarımızı üretmemiz gerekiyor. Ama bence en önemlisi yapmamız gerekenler şu milli eğitim sistemini tamamen yenilememiz gerekiyor. Buradan kültürüne bağlı, değerlerine bağlı. Bakın dostun ve düşmanın kim olduğu, kendisinin kimliğinin ne olduğu, dolayısıyla nasıl bir insan olması gerektiği. Bakın şundan uzaklaşalım artık. İyi matematik bilen değil. Önce edepli bir insan olacak. Evet. Önce ahlaklı bir insan olacak. Önce büyüklerine saygılı bir insan olacak. Önce değerlerine saygılı bir insan olacak. Bu insanı biz matematik yüklediğimizde işte o zaman mükemmel insan haline gelir. Evet. Ama matematikte çok iyi fakat ruhsuz, milli bilinçten uzak, değerlerden uzak bir nesil bizi mahvettirir. İşte o gelen kişiye bura Müslüman ülke değildir. Halbuki bura Müslüman ülke mi? Tamamen Müslüman ülke. Tabii ki. Yani toplum Müslüman bir kere ya. Nasıl Müslüman ülke değil diyebiliriz buraya. Uzun vadede çünkü bunu evangelistler, siyonistler buna önem veriyor. Bakın gittiğimiz sinemaların bunlara ait çoğu. Okuduğumuz yayın, gazetelerin, medyaların çoğunluğu bunlara ait. Ondan sonra ne bileyim aldığımız deterjanların çoğu bunlara ait. İçtiğimiz kahveler bunlara ait. Yani biz bu savaşı zaten şu an kaybettik de bunu nasıl tersine çevirebiliriz? İşte her alanda kendimizi geliştirmeye devam ederek bence bunu kendi lehimize çevirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizi yorduk. Biraz dinlendireyim. Evet. Biraz da Ahmet Hocam'la sohbet edeyim istiyorum. Buyurun. Şimdi dünyadaki tepkileri konuştuk. Türkiye'de bunda birçok STK, vatandaş, kurum, kuruluşlar tepki gösterdiler. Mazlum Dere olarak mesela siz neler yapıyorsunuz hocam? Tabii biz Kayseri'de Mazlum Dere sadece Mazlum Dere olarak yapmıyor. Yönelik kültür kuruluşlarının da üyesiyiz ya. Evet. Onlarla birlikte yapıyoruz. Hamdolsun belediyeler, valilik, sivil kurumlar, yeni oluşturulan Filistin Dayanışma Komitesi diye bir komitemiz var. İçinde sivil kurumlar var yine. Bunlar faaliyetlerini devam ettiriyor.
Bir kere meydanda 2-3 defa gıyabi namazlar kılındı. Hı hı. Bir miting yapıldı. Şu anda meydanda bir çadır var. Evet. Bu çadırda her gün bir ayrı sivil kurum nöbet tutuyor ve İsrail veya İsrail'le Hamas veya Gazze'deki İsrail soykırımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Hı hı. Aynı zamanda orada kumbaralar da var. Biri Kızılay'ın, biri İHA Hanım. Demin oraya bir ziyaret ettim evet. ben. Burada her gün toplanan paralar akşam sayılıyor bir ekip tarafından. İHA kumbarasına gelmişse İHA'ya aktarılarak Gazze için harcanıyor. Kızılay'a gelmişse Kızılay'a aktarılarak Gazze için harcanıyor. Yine onlar için yürüyüşler yapıldı. Suç duyurusunda bulunuldu. İsrail'in fanatik ve aynı zamanda soykırımcı başta Netanyahu olmak üzere idarecilerin yargılanması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Aynı zamanda UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için de suç duyurusunda bulunuldu. Oturma eylemi yapıldı. Kadınlardan yürüyüş ve oturma eylemi vardı. Şu anda bazı özellikle Önder, İmam Hatip Mezunları Derneği birçok okulda, orta dereceli okul, lise ayarı okullarda Gazze'yi tanıtan, Filistin'i tanıtan, Mescid-i Aksa'yı tanıtan, onun için yapılacak mücadelenin gerekliliğini anlatan programlar yapıyorlar. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Evet, pek çok şey var. Şimdi arkadaşlar artık bitirin sürenizi aştınız diyorlar. 3 Aralık'ta bir program var, yanılmıyorsam hocam. Bir 3 Aralık, bir 9 Aralık. Evet, onlardan da kısaca bahsedelim tamam. mi? Tamam. 3 Aralık programı Mimar Sinan Parkı içindeki Sinan Kafe'de Kudüs'ü, İsrail soykırımını, Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın önemini anlatan kahvaltılı bir kermes programı var. Mazlum Derin. Sabahleyin konuşmacı Gökhan Hocam, öğleden sonra konuşmacı Cihan Nima İl Temsilcisi Avukat Fevzi Konaç olacak. Bir de 9, buna bizi dinleyen herkesi davet ediyoruz. Saat 10'da başlayacak program. Tamam. Akşam 17'de devam edecek. 3 Aralık içerisinde. Yani 3 gün sonra. Evet. Aynı zamanda 9 Aralık'ta da Mazlum Derin İnsan Hakları Gecesi diye bir programı var. Hı hı. Orada da ana tema Gazze soykırımı ve deprem felaketi olacak. Bununla ilgili başta sinevizyon gösterimi olacak. Gazze ile ilgili marşlar olacak. Aynı zamanda Mazlum Derin Genel Başkanı'nın konuşması olacak. Fotoğraf sergimiz olacak. Şube Başkanı'nın konuşması olacak. Bir de en son iki sembolik olarak iki kuruma insan hakları ödülü vereceğiz. Biri deprem sırasındaki büyük fedakarlık yapan arama kurtarma ekipleri adına İHA arama kurtarma ekibine sembolik olarak bir evet. ödül vereceğiz. Bir de Gazze'deki doktorlar adına Kayseri'de görev yapan Gazze'li bir doktor var biliyorum ben. O müsait olmazsa Gazze'li bir son sınıf hanımefendi var tıp fakültesi öğrencisi. Ona da sembolik ödüllerini vermiş olacağız. Evet. Burada yine herkes katılabiliyor mu? Tabii. Tüm halkımız davetli buna. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler 45 dakikada bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Mazlum Der Kayseri Şube Başkanımız Ahmet Taş ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Bolat'la efendim konuştuk ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.